Yani siz karar verin bunun kararını. Biz de yorumlayacağız ama size bırakıyoruz. Danimarka'da yaşayan bir diş doktoru Pelin Elecik şarkıcı Tan Taşçı'nın kendisini mesajlarla taciz ettiğini söylüyor. Ve bunu deşifre ediyor. Mesajları da yayınlıyor. Şarkıcı Tan Taşçı'nın kendisini taciz ettiğini belirten yazılar da bütün magazinde yer alıyor. Bunun üzerinde Tan'ın da bir cevabı var. Bak şimdi bunlar mesajlar. Mesajlarda şunu diyorlar. Diyor ki Tan diyor. Işıldayan gözlerin güzelliğin hoş, hoş diyor. Duruşun, auran ve fiziğin aklında kaldı. Çok kaliteli bir kadınsın sen diyor. Aklında kalmış ha görmüş evet. yani. Evet. ve yakından tanımak kız. istiyorum seni diyor. Diyor ki kız, kız da. Tam Bey güzel sözleriniz için, için, çok teşekkür ederim ama maalesef ben zaten Danimarka'da yaşıyorum. Bozumla tatildeydim diyor. O da diyor ki istersen ben Danimarka'ya gelirim diyor. O da diyor ki Ha, ha bir de diyor ki üzerine sen gel veya biletini ben alırım oteli de ayarlarım. Başka bir şey istiyorsan da her şeyi ayarlarım diyor. Otel mi? Ve bu magazinde çıkıyor. Tam da bunun üzerine diyor ki bu işler arkadaşlar photoshopla da olur. Alın size Cici Hadip'le dünya çünlü mankenle yazışma yapayım size yollayayım diyor. Onun da eğer fotoğrafları varsa onu da paylaşalım. Bak Cici ile yazışıyor. Tam Cici ile yazışması da şudur diyor ki işte Cici diyor ki seni çok beğeniyorum buluşalım diyor vesaire filan filan Cici şey iyi fikirmiş Cici ile yazışmak da ben şimdi Tweet, bu kızın bu kızla ulaştım bu. şimdi ben aa evet ee, kızın çok yakın arkadaşı benim de çok yakın arkadaşım kıza kesin sarkmış şaka yapıyorsun net sen. Doğru diyorsun Doğru bu. doğru. O photoshop değil onu söyleyeyim. Ben Tan'ı çok severim. Türkiye'de en sevdiğim sahnede Tan'ındır. Hep de söylerim. Ama kıza yürümüşsün DM'den Tan. Kesin bilgiyi aldım şimdi. Hiç yıkma Tan'ın bir açıklaması var. Onu bir izleyelim mi? İzleyelim. Tan bir açıklama yapıyor. Bu arada Musa Sandal da bir açıklama yapmış yarışma ile ilgili. Ona da değineceğiz. Ama önce bir Tan bu konuyla ilgili. Kesin bir asılma vesaire gibi bir tarz e, var diyor sevgili Bircan. Bakalım Tan ne diyor? Kızı bağlarım. Başvur. O kadar iddia mısın? Başvursun. Kızı tanıyorum. E telefona bağlansın. Bağlanacak. Şimdi ben numarasına ulaştım. Ulaşacağım. Hı -hı. Ee, Peki. Kızı, kız gerçek mi kere. Avukatın söylediği gibi gerçek mi değil mi belli değil dedi ya. Peki böyle bir taciz niye e, magazinde yer alıyor? Nasıl, bir şey niye ya. Şimdi bunu? Bir şey... Şey... Tanı evine çağırsa taciz otelde kalmasını istiyor. Burada bir taciz yok bak. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir taciz yok. İki tane bekar insanın Yazlar. eğer bekarsa kızacağız ki bekar. Biliyorum ben kızı. Ee, davet burada, var. Davet var. Kız da gitmezse gitmez. Yani görücü usulü gibi düşünelim ya. Burada bir taciz yok. Biraz gerçek tacizleri susalım. Örtbas konuşalım. edelim. Açık açık DM'den yürümüş. Korkusuzca buna konuşalım. Olmuyor böyle de komik. Burada çifte standart yapamayacağım ama Tan da yalan söylemesin. Bu bu kıza yürümüşsün. Ya peki Tan e, bekar bir adam. Bu kızla ilgili güzel duygu düşünceleri olsa kime ne? Gerçek sevgilisine. Ha. Kızın Gerçek. sevgilisi var. Hayır, Tan'ın vardır. Yoksa kızlık bir şey yok burada kız. Bak. Ha Tan'ın etmiş. kız arkadaşı var. İşte ya, ya, Tan'ın bir sevgilisi vardır. Hmm. Ondan sonra da böyle bir şey olmuş olabilir. O yüzden açıkçası. <laughs> Başka türlü bir sıkıntı yok çünkü bu yazışmada. tam Cici Hadid dünyaca ünlü mankenle de yazışma ayarlıyor kendine. Cici -fi fikir. Demek ki Cici Hadid hoşuna gidiyor tane. Photoshop yapmış. İşte diyor ki Tan'a. Tan çok tatlı adamsın kurban olurum sana diyor. Mesela Cici'nin <laughs> ağzından yazmış. Hayatlar hayaller biliyorsun. <laughs> evet, evet. Aynen öyle. Böyle <laughs> devam ediyor. Ay sen kiminle yapardın mesela? Ay. Hiç düşünemiyorum. Daha evet. beğendiğim birisi var ama. Ama zaten Türk Aklım. mü? Türk <laughs> değil, Türk değil. Dur, ben sonra söyleyeyim. Onu. Tamam, bir yapalım ya biz. Evet. Bir, ama bir şeyi bağlayalım. Yaren, o konuda uzman. Aa evet. Burekos, Kime yapmıştı Burekos onu? Çirkinliklere hayalim ölüyorum diye kızcağız şakalar yapmıştı. Aynen öyle. Bu arada. Bir...